O da yok. Duydum ben valla. Bu öyle bir kütle aldı canım. Son günümüz canım. Valla ya. Oh. İyice olmadı be abi. Valla hem de çok kötü oldu babacığım. Bunun hali hiç iyi gözükmüyor ya. Lan kaç gündür sesi sedası çıkmıyor bu adamın. Var ya kaç günden beri çay bile içmiyor. Ya yemeden içmeden de kesildi. Ya güzelim canım dalyan köfteyi bile yemedi dün ya. Onunkini de ben yedim. Ya durduk yere kendini suçluyor ya. Ya haklı babacan. Oğlum eşekten düşmüşe döndük hepimiz. Oh Mehmetcan oh. Konuşmayın kendi aranızda. Konuşmayın. Karargah destek bölüğü. Adol! At! Adol! Dikkat! Karargah destek bölüğü bir astsubay 66 Erbaş Feher'le görüşme emirlerinize hazırdır komutanım. Sağ olun başyavuşum. Sağ ol. Merhaba asker. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Siz de sağ olun. Beni rahatla dinle. Arkadaşlar, havaların soğuması ve grip salgını nedeniyle birçok arkadaşımız revirde yatıyorlar. Sağlığınıza dikkat edin. Dışarıda parkasız asker görmek istemiyorum. Çay, kahve gibi vitamini öldüren içecekler içmeyin. Vücudunuzun C vitamini ihtiyacını karşılamak için daha çok meyve tüketin. Başyavuşum. Emredin komutanım. Öğünlerle ilgili düzenlemeler yapıldı mı? Yapıldı komutanım. Tamam. İstikak listesi her öğün taze, sebze ve meyve çıkartılacak şekilde ayarlandı. Tamam. Arkadaşlar, ikinci konu ise bölüğümüzün yazıcı ihtiyacı. Mehmet arkadaşınızın görevli olarak gidişiyle yeni bir yazıcı görevlendirmemiz gerekiyor. Şimdi bu işin altından kalkabileceğini düşünen arkadaşlar birer adım öne çıksın. Şimdi de yazıcı mı olmak istiyorsun Vedat? İstemek değil komutanım haşa. Görev beni çağırıyor. Yok ya. Demek görev seni çağırıyor. Ayıptır söylemesi. Arkadaşlarımın çoğu hayatlarında bilgisayar bile görmemişler. Görenler de bir çeşit mutfak robotu zannediyor. Neyse. Bilmemek değil öğrenmemek ayıp komutanım. Uzun lafın kısası, yazıcılık için yaratıldığımı düşünüyorum komutanım. Ben senin daha çok soytarılık yapmak için burada olduğunu sanıyordum Vedat. Hamza. Oyni. Ben Hamza. Burada size düzeni, disiplini, yani kısacası iyi birer asker olmayı öğretiyoruz. Ama unutmayın ki asker ocağı sizi aynı zamanda sivil hayata da hazırlar. Hamza, bu sefer beni hayal kırıklığına uğratmayacaksın. Çok çalışıp bilgisayar kullanmayı öğreneceksin. Komutanım, vallahi çok güzel diyorsunuz. Fakat ben bilgisayardan ne anlarım onu pek anlayamıyorum. Yani ben bırakın bilgisayarı, o cep telefonu mudur nedir onu beceremiyorum ya. Teknolojik bir şey. Hamza, sana bilgisayar kullanıp kullanmadığını sormuyorum. Yazıcı olacaksın diyorum. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Komutanım, benim bir maruzatım olacaktı. Ben kendimi övmeyi pek sevmem bilirsiniz komutanım. Ama inanır mısınız okuldaki adım bilgisayam Vedat'tı. Hazır Hamza arkadaşımız da bu göreve pek sıcak bakmazken ben bu görevi devralmak istiyorum. Ben de seni onun için çağırmıştım Vedat. Madem bu kadar iyi bilgisayar kullanıyorsun, Hamza'yı öğretirken de zorlanmazsın. Komutanım aslında ben... Vedat! Sana bir hafta mühlet. Olur da bir aksilik çıkarsa senden bilirim. Emredersiniz komutanım. İyi, şimdi çıkabilirsiniz. Emredersiniz komutanım.
Ya babacığım, ya ayıptır sorması. Bir saattir ne yapıyorsun? Takkırı hırtırı takkırı. Arkadaşlarımla konuşuyorum. Özlemişim vallahi. Hadi oradan. Hadi oradan. Arkadaşlarıyla konuşuyor. Hani ben de duymuyorum o zaman arkadaşlarının sesini madem konuşuyorsun. Ya canım abicim ya, arızalı yazıcım benim ya. Niye yürüyorsun sen beni hasta hasta ya? Chat yapıyorum. Aman be. Yok vallahi. Ya afakan bastı yok ya. Yani ben bu işi beceremeyeceğim kardeş. Benim kaderime küçükken doğarken yazılmış. Nedir o cetmet? Ben ne bileyim bunlar ya? Siz Türkler nasıl derler? Sohbet. Maybe sanal sohbet. He. Nasıl oluyormuş bu sanal sohbet? Yani internetten yazışıyoruz. Anlamadın değil mi? Peki. O zaman ben senin anlayacağın dilde anlatayım. Mesela Liz bilgisayarının başında. Evet. Anladım babacığım. Çok güzel. Aferin. Bu bilgi cepte. Şimdi devam ediyoruz. Sen ona bir şeyler söylemek istiyorsun ve bilgisayarımızın vasıtasıyla burada ekrandan ona bir şeyler yazıyorsun. O da kendi ekranından senin yazdığını okuyor. Kapiş? Hadi be. Ben buradan bir şey yapacaktım. Tövbe estağfurullah. Olur mu hiç öyle şey? Çocuk kandırıyor sanki ya. Vallahi. Şşş. Bana bak Vedat. Bak dalga geçmiyorsun değil mi? Benim hislerimle oynama. Ya güzel abicim niye senin hislerinle oynayayım? Adam yapmış böyle. Ey yumurtaya can veren Allah'ım ya. Bak görüyorsun değil mi? Ulan neler çıkartmışlar ya. Vallahi sen çok ilerledin. Ya şuncacık ekrandan biz şimdi Liz'le mektuplaşacağız mı? Gibi. Evet ama biz ona bilgisayar dilinde mail diyoruz. Hani senin de Liz yengemize mailin var ya oradan. Tabii var ona mailim var benim. Güzel. Ama bu kadar hızlı ilerlemiyoruz cimcime. Onu ileriki derslerimizde işleyeceğiz. Şimdi devam ediyoruz efendim. Liz yengemizin soyadını alayım. Violet. Ama öyle patladanak böyle o söylendiği gibi söylenmiyor. Başka yazılıyor. İngilizce zor iş. Böyle yazayım. Adamsın be abicim, ne ballısın. Buyur, çıktı işte. Vallahi mi lan? Ulan aslansın Vedat'cığım. Hey kız. Beni öpme, bunu öp, bunu. Liz, merhaba, Liz. Geldin asker, esas duruşunu göster. Saçın karışmış, merak etme hemen keserler. Sıkı koş, sıkı çalış, sıkı sarıl silah. Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana. Kısa dönem, uzun dönem veya bedelli. Şafakla tanış, saya saya biter mi? 1-3, 3-5, gece nöbeti. Asker nöbet tutarken her yer güvenli. Okumuşun cahili, zengini, fakiri. Burada herkes öğrenir mutlak disiplini. Karada!